Merhaba, Van Muradiye Şelalesi'nin görkemini ve güzelliğini anlayabilmek için yol seviyesinden aşağı merdivenlerden inerek Çağlayan'ın alt seviyesine doğru inmeniz gerekiyor. Bu da ilk etapta ziyaretçilerin Muradiye Şelalesi'ni görmek için o belgesellerde görülenlerden farklı bir deneyim yaşatıyor. İlk anda şaşırtıcı ve hatta hayal kırıklığı uyandırıcı bir duyguya kapılıyorsunuz. Hani nerede şelale, nerede o güzellik filan diyorsunuz ama merdivenlerden aşağı inmeye başladığınızda bir vadi görünümü, bir kanyon gibi o güzellikle karşılaşıyorsunuz. Yan yana Çağlayanların oluşturduğu Muradiye Şelalesi bizi karşılıyor. Şırıl şırıl, çağıl çağıl çağlayan şelale ile karşılaşmak çok güzel bir deneyim oluyor. Dolayısıyla bölgeye yolu düşen hiç kimse bu güzelliği, manzarayı, bu güzel ses dizisini kaçırmamalıdır. Video hazırlarken aslında ikamet ettiğim sitenin peyzajında da şu anda mikrofona yansımıyordur ama su sesi, şelale sesi falan gibi yüksek bir ses var ama hiçbir şey
Elbette ki canlı ve doğal olanın gerçeğin yerini tutmaz. Doğu Anadolu'nun güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'ni bu videoyla takdim ederken uğradığım talihsizlikleri de anlatmak isterim. Orada çektiğim pek çok ardarda dakikalarca videoyu nedense kaybettim, ulaşamıyorum. Anca fotoğraflarla tamamlıyorum. Örneğin Asma Köprü var. Vizontele filminin ilk serisinde yer alan o Artos Dağı'na çıkma macerasının bir bölümünü o Asma Köprü'de çekildiğini öğrenmiştik. Yani Muradiye Şelalesi'ni görmek çok güzeldi. Güzel bir deneyimdi. O şelalenin yanında birkaç dakika hiç değilse vakit geçirin. Bölgenin insanları, hani hafta sonu piknik için ayrılan yerler vardır Anadolu'da, hatta İstanbul'da pek çok yerde. O bölgede yaşayan Van veya belki çevre illerden de o şelale bölgesinde vakit geçirmekteler. Bir sayfiye yeri, bir gezinti yeri, piknik alanı durumunda. Hatta bir iki kafe var. Çevre düzenlemesi o kadar iyi olmayabilir. Belki olmamalı da. Hani çok fazla insan ayak basarsa, çok fazla beton alan oluşturulursa biliyorsunuz doğal durumunu kaybediyor. Doğal özelliklerini yitiriyor. Güzellikler natürel halinden uzaklaşıp yapaylığa bürünüyor. Bu güzellikleri koruyalım, gidip görelim ama zarar vermeyelim. Fotoğraflarımızı çekelim, anılarımızı paylaşalım. Ama özünü koruyalım. Van, Doğu Anadolu'nun çok güzel kentlerinden biriydi. Doğu Anadolu turunda gördük. Ve o güzelliklerden bir tanesi nasıl Göl, Akdamar Adası, işte dağları, Nemrut Gölleri, bunlardan bir tanesi de o tabiatın güzel işte görüntülerinin biri de Muradiye Şelalesi'ydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Şu abone sayısını şöyle bir katlayalım ki emeğimize değsin. Herkese selamlar, sevgiler.